Çin, Türkler için bir tehdit mi, yoksa Çinlilerle mücadele geçmişte mi kaldı? Tarihte Çinliler ve Türkler arasında birçok çatışma yaşandı. Göktürkler, Uygurlar ve diğer Türk devletleri, Çin'in yayılmacı politikalarına karşı mücadele etti. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ekonomik ve kültürel nüfus yoluyla benzer bir çatışma yaşanıyor. 1991'de Sovyetlerin çöküşü Çin için yeni bir dönemin kapılarını araladı. Çin bu krizi fırsata dönüştürmüştü. Yükseliş dönemine giren Çin, Orta Asya'da oluşan siyasi boşluğa yöneldi. Henüz yeni bağımsızlığını kazanmış olan Türk devletlerinin doğal kaynak zenginliği ve stratejik konumu Çin için yeni bir etki alanı oldu. Çin bu yeni duruma adapte olmalıydı. Hızla Orta Asya'da ekonomik ve siyasi stratejiler geliştirdi. Çin'in 32 hile veya stratejemi dedikleri bir düsturu var. Binlerce yıldır geliştirdi. Bunun 23.sü olması lazım. Yuan Kiao Qingong diyor. Uzaktakini cilve yap, yakındakini ez diyor. Bugün Çin'in Türk dünyasında yaptığı Türk dış politikası veya Türk politikası sınırlar içindeki Türkleri ez, öteki uzaktaki akrabalarını cilve yaparak onları mest ederek buradakilerle ilgilendirme. 1996'ya gelindiğinde Çin'in öncülüğünde bölgesel güvenliği sağlamak amacıyla Şangay Beşlisi kuruldu. Adından da anlaşıldığı gibi örgütün 5 üyesi vardı. Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan. Ancak örgüt daha çok Çin'in güvenliğini önceliyordu. Şanghay İşbirliği Örgütü adından belli. Şanghay, Çin coğrafyasında bir şehrin ismi. Dünyaya bakacak olursanız herhangi bir uluslararası örgütte, herhangi bir ülkenin toprağındaki bir yer adıyla bir uluslararası örgüt olmuyor. ABD'de gerçekleşen 11 Eylül olayları Şangay Beşlisi'ni de etkiledi. Örgüt, terörizm, ayrılıkçılık ve köktencilikten kaynaklanan tehditlerle mücadeleye yönelik işbirliğini geliştirmek istedi. Bunun için de Haziran 2001'de Özbekistan'ı üye olarak kabul etti. Özbekistan'ı Hindistan, Pakistan ve İran takip etti. Ama ne hikmetse üye ülkelerle tarihi bağları ve yakın ilişkisi olan Türkiye üye olarak kabul görmedi. 2012'ye gelindiğinde Türkiye yalnızca diyalog ortağı olabildi. İran'ı bile kabul eden Çin Türkiye'yi neden istemedi? Cevap çok basit. Türkiye'nin örgüt içerisindeki varlığı Çin için bir tehdit unsuru olarak görülüyordu. Bir diğer deyişle Türkiye'nin sordaş devletleri üzerindeki etkisinden korktu. Yani bölgesel güvenlik ve işbirliği için kurulan bu örgüt, anlaşıldığı gibi Çin'in bölgede ekonomik ve siyasi etkisini artırmak için kullandığı bir araç haline geldi. Çin kendi merkezinde bir dünya inşa ediyor. Çünkü okulda kitaplarımızda Türkiye hakkında hiçbir bilgi yoktu. Koskoca tarih kitabının dörtte birinde küçücük bir köşede Osmanlı İmparatorluğu, emperyalist Osmanlı Devleti diye geçiyordu. Peki Çin için tek tehlike Türkiye miydi? Tabii ki hayır. Çin sadece Türkiye'yi değil, tüm Türk devletlerini tehdit unsuru olarak nitelendirdiği kara listesine ekledi. Ancak asıl tehdit yeni sistem içerisinde durmadan büyümeye devam eden Çin Halk Cumhuriyeti'ydi. Çin'den Türk devletlerine karşı tehlikenin en büyük aracı ise zulmün adresi Doğu Türkistan oldu. Sizce Çin tehdidinin en korkunç yanı neresi? Olası tehditleri mi, ekonomik zorlukları mı, yoksa hali hazırda Müslüman Türkler üzerinden uyguladığı soykırım mı? Nereyi kastettiğimizi anlamış olmanıza rağmen biz yine de kısaca hafızaları yenileyelim. Tarih 1933. Çin boyunduruğuyla mücadele eden Doğu Türkistan halkı, Kaşgar'da Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni kurdu. Ancak çok geçmeden Komünist Çin kuvvetleri ve Stalin'in ortak hamlesiyle ortadan kaldırıldı. 1949'a gelindiğinde ise Komünist Rus yönetiminin askeri yardımlarıyla Doğu Türkistan'ın kaderi Çin'in zalim yönetimine terk edildi. Çin bölgede istediklerini teker teker ulaştığını düşünüyordu. Kurduğu işbirlikleri, algı yönetimi, iç dış siyaset dengesi tüm sisteme oyun hamuru gibi şekil vermek istiyordu. Örneğin Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte Çin Orta Asya tanımını değiştirme cüretinde bulundu. Türk diyarı Orta Asya'yı Doğu Türkistan dışında 5 ülkeyi kapsayan bir bölge olarak tanımlamaya başladı. Böylece Orta Asya kavramını tarihten silmek isteyen Çin, neyse ki umduğunu bulamadı. Şimdi soralım, Çin neden Doğu Türkistan'ı diğer devletlerden ayırıyor? Bölgenin İpek yolunun kalbi ve Çin'in batıya açılan kapısı olması haricinde yeraltı ve yerüstü zenginliğiyle hep odak noktası oldu. Bu ilginin sonuysa zulme çıktı. Nasıl mı? Çin'in baskıcı politikalarının arttığı Doğu Türkistan'da insan hakları ihlalleri, gözetim ve asimilasyon politikaları gündelik hayatın
bir parçası haline geldi. 2017'den bu yana Çin hükümeti yeniden eğitim kampları adı altında yüz binlerce Uygur'u ve diğer Türk azınlıkları zorla bu merkezlere yerleştirdi. Why won't you tell me the truth about those camps? First of all, I would say there's no so-called labor camps as you describe. There's what we call a vocational education and training centers. They are there for the prevention of a terrorist. Birleşmiş Milletler verilerine göre bu kamplarda tutulan 1 milyondan fazla kişi Çin Komünist Partisi'nin ideolojik eğitimine tabi tutuluyor, akıl almaz işkencelere maruz kalıyor. Dini ve kültürel kimliklerinden uzaklaştırılmaya çalışılan insanlar dillerini dahi konuşamıyor. 2017'ye kadar Doğu Türkistan'daki Kazak Kırgızları Çin dokunmuyordu. Onların Kazak vatandaşı olması, Doğu Türkistan, Kazakistan arasında siyaset, ticaret aktif olması müsaade ederken 2017'den sonrası bunları da Uygurlarla aynı muameleye tabi tutunca bunlar Kazaklarda bazı şeyler gördü fakat bir şey değişmedi. Aklına gelip gelemeyeceği tüm işkence türünü içinde barındıran, aldığın nefese, yediğin yemeğe, attığın adıma, yaşadığın hayata, hatta ve hatta kendi ismine, yattığın yatağına bile sahip olamayacağın tüm insani özgürlüğünün elinden alınan bir sistemden bahsediyoruz. Sonra okulda su içiriyordu, yemek yediriyordu. Yemeyen insanları oruçlu olarak cezalı insanlardı onlar. Okulda her cuma tatillerde okulda tutuluyorduk. Çünkü insanların, öğrencilerin cumaya gitmesine izin vermemek için. Gizli kapılar ardında yaşanan bu kadar zulüm yetmezmiş gibi Uygur Türkleri bir de kaderlerine terk edilmiş olmakla başa çıkmaya çalışıyor. Doğu Türkistan'da zulüm var ama son zamanlardır daha artmaya başladı. Yani 2016'dan beri dünyanınki haberi olsa da bile herkes ona sessiz kaldı. Kimse Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri, yani Uygur Müslümanları hakkında konuşmuyor. Çünkü hiçbir devlet lideri Çin'e dur diyemiyor. Türkiye Uygurlar için ikinci vatan ve cennet olarak bilinirken artık çoğu Uygurlar kendini burada rahatta hissedemiyorlar. Sürekli geri gönderme veya Çin elçiliğinin verdiği listeler bağlamında çeşitli zorluklarla karşılaşma gibi durumlar var. Peki neden 21. yüzyılda bile ciddi insan hakları ihlallerini konuşuyoruz? Aslında tek bir sebebi var. Çin'in Doğu Türkistan'daki baskıyı artırarak bölgedeki stratejik kontrolünü sağlamlaştırmak istemesi. Yani anlayacağınız gibi bu sadece bölgesel bir mesele değil. Aynı zamanda Çin'in küresel ekonomik ve siyasi stratejilerinin bir parçası. Şimdi tekrar soralım. Çin tehdidinin en korkunç yanı neresi? Benim cevabım Çin'in Doğu Türkistan'daki varlığı. Çünkü farkında olmasak da Müslüman Türklerin uğradığı bu zulüm sadece onlar için değil, bütün Türk devletleri için çok boyutlu tehditler oluşturuyor. Peki bu tehditin başka boyutları neler? Biraz da onları konuşalım. Siyasi olarak Çin, Doğu Türkistan'daki varlığıyla Orta Asya'daki güç dengesini pekiştiriyor. Bu sayede bölgedeki etkinliğiyle Türk devletlerinin iç işlerine müdahale etme, politikalarını yönlendirme avantajını elde ediyor. Ekonomik alanda 2013'te bir kuşak bir yol girişimi öne çıkıyor. Çin'in İpek Yolu'nun tarihsel rotalarını modern bir ekonomik koridora dönüştürme hedefiyle başlattığı bu proje, Doğu Türkistan üzerinden geçerek Türk devletleriyle bağlarını güçlendiriyor. Bir diğer deyişle Çin, bu yol girişimi üzerinden Türk devletleriyle çeşitli anlaşmalara imza atıyor. Örneğin Kazakistan, Çin'le kuşak yol kapsamında en çok işbirliği yapan ülkelerden biri. Çin, Kazakistan'a milyarlarca dolar yatırım yaptı. 2014'te imzalanan Çin-Kazakistan Üst Düzey İşbirliği Komitesi anlaşmasıyla Çin'in Kazakistan'daki enerji, ulaşım ve altyapı sektörlerine doğrudan yatırımları hız kazandı. 2015'e gelindiğinde Çin ve Kazakistan arasında 45 milyar dolarlık enerji ve altyapı projeleri üzerinde anlaşma sağlandı. Bu anlaşmalar arasında dikkat çekenlerden biri de Atasu Alasko petrol boru hattı. Bu boru hattı Kazakistan petrolünün Çin pazarına doğrudan ulaşmasını sağlıyor. Türkmenistan doğalgaz zenginliğiyle dikkat çeken bir diğer Türk devleti. 2009 yılında devreye giren Türkmenistan-Çin doğalgaz boru hattı projesi Çin'in enerji güvenliğine, Türkmenistan'ın da ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Türkiye de Çin'le giderek artan ekonomik ilişkiler kuruyor. 2015 yılında imzalanan Türkiye-Çin Stratejik İşbirliği Anlaşması'yla iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020'de 25 milyar dolara, 2024'te ise yaklaşık 50 milyar dolara yaklaştı.
Çin, Türkiye'deki enerji, ulaştırma ve finans sektörlerinde önemli yatırımlara imza attı. Uşak Yol Projesi'nin Türkiye'yi ilgilendiren en büyük kısmı İpek Yolu Ekonomik Uşağı denilen Doğu Türkistan üzerinden, Batı Türkistan, Kafkasya veya İran üzerinden Türkiye'ye giden bir hat var. Orta güzergah dediğimiz. Bu güzergahta da Türkiye'nin kendi projesi var aslında. Orta koridor dediğimiz projesi veya girişimi. Türkiye bu ordu koridorda kendi oyununu kurabilirse tehdit daha asgariye iner. 互联互通的战略性项目 是三国共建一带一路合作的标志性工程。 三国政府间协定的签署将为中基乌铁路项目建设提供坚实的。 Tüm bunları dinlerken Türk devletlerinin ne kazandığından ziyade Çin'in bu ülkeler üzerindeki etkisinin ne kadar arttığını fark ettiniz mi? Evet, bu ekonomik ilişkiler ve anlaşmalar bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Çin-Türkiye arasındaki ticaret 1 milyardan 50 milyar dolara yaklaşmış. Türkiye'nin Çin'e sattığı bütün şeyi toplarsanız 4 milyar doları geçmiyor. Yani Çin acayip mal satıyor, para kazanıyor. Siyasi olarak baktığınızda bir zamanlar Doğu Türkistan diyen Türkiye siyasetçileri bugün Sincan diyor. Tarih boyunca kimliğini ve temel anlayışını koruyan Çin, kendisiyle ticari anlaşma yapılmasını Çin'in üstünlüğüne bir övgü olarak yorumluyor. Ayrıca Çin'in bu ülkelerdeki ekonomik ağırlığı ülkelerin ekonomik bağımsızlığını da tehdit ediyor. Örneğin Çin'in Kazakistan'daki yatırımları ülkenin enerji sektöründeki kontrolünü artırarak Kazakistan'ın kendi enerji politikalarını sınırlayabilir. Ayrıca Çin'in Doğu Türkistan'daki politikaları Türk devletlerinin Uygur Türklerine yapılan işkencelere karşı duruşlarını, daha doğrusu tepkilerini etkiliyor. Bir kişiyi kendinize muhtaç hale getirmek istediğinizde ilk ne yaparsınız? Sizleri bilmem ama tarihten bu yana bir ülkeyi kendine bağlamanın en kolay yolu borçlandırmaktır. Dış politikasını sinsice işleyen Çin, diğer aktörlerin üzerindeki etkisini artırmak ve bölgede hakimiyet kurmak için bu geleneksel yolu izliyor. Çin, BTF'ci gibi diğer ülkelere bol krediler sağlayarak onları tuzağa düşürüyor. Büyük borçlar karşılığında stratejik noktalar Çin'in kontrolüne geçiyor. İşte bu borç diplomasisi Çin için altyapı projeleri ve stratejik ortaklıklarla bu ülkelerin bağımsızlıklarına gölge düşürmenin en etkili aracı. Bir tarafından yönetilmeniz gerekiyor diyelim. Sizi korkutan kişiyi mi seçersiniz yoksa size kazandıracağını söyleyerek ağzınıza bal çalanı mı? Haliyle Çin'in Türk devletlerini oluşturduğu en büyük tehditlerden biri ekonomik bağımlılık ve borç diplomasisi üzerinden geliyor. Çin'den borç alan ülkeler Türk devletler içinde en zorda darda kalanı bildiğim kadarıyla Kırgızistan. Yani Çin'den borç almayan, Çin'e borçlu olmayan herhalde bir Türkmenistan var yanılmıyorsam. Diğer devletlerin çoğu Çin'den borç alıyor. Borç aldıktan sonra bizim reisi cumhurumuzun meşhur bir sözü var. Borç alan emir alır tarzında. Ondan sonra borçtan sonra emir almaya başlıyorlar. Günümüzde başka bir bölgede hüküm sürmek için sadece sert güç veya ekonomik gücü kullanmak yeterli değil. İşte tam da bu yüzden peki Türk devletlerine karşı yumuşak gücünü devreye soktu. Çin 2000'lerden beri Tibet, Tayvan ve Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlali gibi konularda oluşan olumsuz küresel algıyı gidermek için kültür politikalarını yoğunlaştırdı. Uyghurs centuries old ethno-national heritage, religious practices, the language and way of life. If any government attacking any group or group of people with a very specific mindset to destroy their ethno-national identity, focusing specifically on women and children, this constitutes cultural genocide. İmajını değiştirmek isteyen Çin, Konfüçyüs enstitüleriyle uyumlu bir dünya yaratma ve kendi deyimiyle barışçıl yükselişi destekleme çabasına girdi. Dünyada toplam 96 ülkede 500'den fazla Konfüçyüs enstitüsü ve 1000'den fazla Konfüçyüs sınıfı Çin'in bu amacına hizmet ediyor. Örneğin Kazakistan'daki Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi'nde, Özbekistan'daki Taşkent Devlet Şarkiyat Enstitüsü ve Semerkant Devlet Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs enstitüleri bunlardan yalnızca birkaçı. Türkiye'de ise Çince dil eğitimi veren ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nde iki Konfüçyüs Enstitüsü bulunuyor.
Çin Konfüçyüs Enstitüsü bulunduğu ülkelerdeki başarılı, ileride Çin dostu olabilecek adayları seçerek Çin devlet bursu, Konfüçyüs bursu ile Çin'e gönderiyor. Gönderdikleri öğrencilerin de takibini yapıyor. Bunlar mezun olup geldiklerinde ilgili ülkelerde daha çok Çinlilerle dostane ilişki, aslında pro-China diyebileceğimiz Çinperest grubun yetiştirilmesine özel ve önem atfeden bir kuruluş. Bu enstitüler Türk öğrencilerin Çin kültürünü tanıyıp benimsemesine hizmet veriyor. Bunların sadece dil ve kültür eğitimiyle sınırlı kaldığını düşünmeyin. Çin, Türk devletleriyle birçok kültürel işbirliği anlaşması da imzaladı. 2016'da Çin ve Kazakistan arasında imzalanan Kültürel Değişim Programı Anlaşması, iki ülke arasında kültürel değişim programlarının ve ortak kültürel projelerin artırılmasını hedeflerken, 2018'de imzalanan Türkiye-Çin Kültürel İşbirliği Anlaşması, İki ülke arasında film festivalleri, sanat sergileri ve öğrenci değişim programları gibi birçok kültürel etkinliği kapsıyordu. İlk başta oldukça masum görünen bu anlaşmaların ardına baktığımızda yine Çin'in emellerine hizmet ettiğini görüyoruz. İmzalanan bu anlaşmanın ve kurulan enstitülerin amacı sadece Çin kültürünü yaymak değil, aynı ABD'nin Amerikan Dream'i ve Hollywood'u gibi Konfüçyüsler de Çin'in politikalarını meşrulaştırmaya hizmet ediyor. Tabii Türk devletleri Çin tehdidini tamamen görmezden gelmiyor. Çin'in bölgedeki etkisini dengelemek ve çıkarları korumak amacıyla 2010'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Türk Konseyi gibi stratejik adımlar da atılıyor. 2019'da düzenlenen Türk Konseyi Savunma Bakanları toplantısında Çin'in bölgedeki varlığına karşı ortak savunma stratejileri ve askeri işbirliği konuları ele alındı. 2020'de Azerbaycan ve Türkiye Kardeş Fırtınası askeri tatbikatıyla savunma alanındaki işbirliğini güçlendirdi. Bu tür tatbikatlar Türk devletlerinin Çin gibi büyük güçlere karşı savunma kapasitelerini artırmalarına yardımcı olsa da Türk devletleri bir yandan da mecburi olarak Çin'le ilişkilerini dengede tutmaya çalışıyor. 2021'de Türk Konseyi'nin adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmesi ve Türk devletlerinin ortak bir güç oluşturma hedefi Çin'i endişelendiriyor. Ama ne yazık ki yürekte kızılma yer alsa da ihtimallerle zulümler durmuyor, tehditler ortadan kalkmıyor. Türkiye sürekli gözünü batıya dikmiş, doğuya yani o kadar önem vermemiş. Zaman zaman da oryantalist bakışı var Türkiye'nin doğuya, pragmatist bakışı var. Yani stratejik bakış Türkiye'de şekillenmemiştir. Bana göre hele de Doğu Asya, Çin politikası, Çin stratejisi Türkiye'de yok. Türkiye'de yokken bunu bir Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, bunlar da mümkün değil beklenen. Dolayısıyla bunların Çin'den gelecek tehdidi uzun vadede anlayıp, idrak edip, ona yönelik bir siyasi strateji, ortak hareket planı geliştirebileceğine inanmıyorum. Çünkü öyle bir kadrosu yok, öyle bir kadro kurma derdi de yok. Bu durum Doğu Türkistan'ın kaderini ve tüm Türk dünyasının geleceğini etkileyebilir. Yüzyıllardır konuştuğumuz Çin tehdidi sadece efsanelerle değil, günümüzde, ekonomide, kültürde ve en vahimi zulmün adresi Doğu Türkistan'da devam ediyor. Üstelik Çin'in gösterdiği yükseliş, tehdidin boyutunu her geçen gün daha da artırıyor. Bu tehdidi bertaraf etmenin yoluysa kuşkusuz Türk dünyasının birleşerek daha sağlam bir güç oluşturmasından geçiyor.